Selamlar. 71. Cannes Film Festivali'nin bugün sonuna geldik. Bu akşam kapanış seremonisi gerçekleşecek ve ana yarışmanın kazananları açıklanacak. Nuri Bilge Ceylan'ın filmi de ana yarışma içinde yer alıyor. Dün akşam Ahlat Ağacı isimli filmin galası gerçekleşti. Gala film gösterimi öncesinde ve sonrasında izleyicilere izlenimlerini sorduk. Oyunculardan Murat Cemcir'le de bugün bir röportaj gerçekleştirdik. Hepsini Flanör'ün bu bölümünde izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Cannes Film Festivali tüm ihtişamıyla dünyanın dört bir yanından ve civar şehirlerden insanları kendine çekerken demiryolu çalışanlarının grevi de devam ediyordu. Festivali 4000 akredite gazeteci ve 200.000 seyirci takip etti. Biz ekip olarak 33 kilometre uzaklıkta bulunan Nice'de konakladığımız için her gün trenle Cannes'a gidiyorduk. Grev dolayısıyla bazı günler çok az sayıda ve gecikmeli seferler vardı. 18 Mayıs'ta Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminin galasının olduğu gün şehre gittiğimde tren denilince protestolara denk geldim. Bir parodiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u temsilen Macron Leon ismini verdikleri Napolyon kostümlü birine garın merdivenlerinde altın palmiye takdim edildi. Protestocular arasında festival alanına girmeye çalışanlar ve girişi bloke edenler oldu. Yoğun sayıdaki polis görevlileri tarafından engellendiler. SNCF çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız demir yollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor. Macron, yasayla demir yolu çalışanlarının özel statüsünü de değiştirmek istiyor. 3 Nisan'da başlayan grev, SNCF'ten yapılan açıklamaya göre 28 Haziran'a kadar sürecek. Parce que c'est le dernier de la sélection et je regarde tous les films sélectionnés parce qu'après je vote dans l'enceinte de Ciné Croisette. D'accord. Hein, nous votons, nous faisons notre palmarès. Alors ce film, donc en fait moi j'avais vu, le seul film que j'ai vu de Nuri Bilge Ceylan c'est Winter Sleep. Pour tout vous dire, je m'étais un peu endormi pendant. Et là, c'est en fait je veux le voir surtout parce que c'est le dernier film de la compétition. Et vu qu'on est là depuis une semaine, ça clôturera en beauté tous les films qu'on a vus depuis le début de notre séjour. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de profiter du festival, je suis arrivé un peu tard à cause des partiels et je fais un maximum de films et surtout la sélection officielle. Généralement c'est des bons choix et on va voir. C'est 3 heures. Au pire, ça me permettra de récupérer un peu. So they're taking their seats now on row I. Sur leur fauteuil, la lumière va s'éteindre. The lights will go down, and the film, The Last in Competition at the 71st Cannes Film Festival, The Wild Pear Tree, it will be screened. It's not for everyone. It's a bit slow, but I really like the message. I think it was a very important message about dreams and ambition. So I liked it a lot, and it was very interesting visually, and I enjoyed it all in all. Yeah. Of his, I'm not sure. I've watched a bunch of Turkish films. I work at the Cinematheque in Israel, so I've watched a bunch of Turkish films, but I mixed the names, so I'm not sure. Maybe it kind of seemed familiar, but also like the whole aesthetics, especially like the houses, was familiar for me because my grandma's originally from Istanbul, so her house kind of feels the same as their homes. And that was an interesting experience. I did not know I have that much in common with that. Like I felt that we share a lot of the same experiences, so I enjoyed it a lot. Yeah, it was a bit too long, but I was very in it until like a bunch of people around me started leaving. But like at close to the end, I think they were rushing. Like they didn't seem like they weren't like having fun, so they left. I think they had something. Because they were like talking and checking the clock, so that kind of like threw me off, and I wasn't that concentrated for a bit. But then I went back to it, and I liked it. I liked the ending a lot.
yeah, it's very powerful if you manage to stick to it, I think. J'ai beaucoup aimé, ouais. C'était, j'ai trouvé ça assez brillant en fait. C'est assez rare de voir un film de cette longueur-là, parce que ça fait plus de 3 heures. Et en fait, aussi intelligent, aussi bien écrit, je me suis pas ennuyé une seule seconde, alors que c'était vraiment la grosse crainte quand même. Et c'est, je trouve que c'est un film qui est assez exceptionnel dans son écriture, dans l'acting et tout. C'est vraiment une grande réussite, je trouve. Ouais, j'avais juste vu du coup la précédente Palme, pas à Cannes, mais en ouais, Winter Sleep. Et j'ai eu en fait le même effet, je trouve qu'il écrit, magnifiquement bien. Il y a des scènes qui sont parfois des dialogues qui atteignent des niveaux de complexité et de beauté qui sont assez incroyables. Et je trouve que c'est deux films qui se rejoignent et qui en même temps sont complémentaires, parce que Winter Sleep c'était justement très sombre, très sur ce qui se révèle quand l'humain est un peu pris de court. Là c'est plus sur vraiment des retrouvailles familiales, et c'est quelque chose de plus sain, de plus léger. Et je trouvais que du coup être capable d'écrire aussi bien sur autant de sujets humains, c'est très très fort. Ben Nuri Bilge'nin filmlerini böyle tekrar tekrar izlemeyi seviyorum. Muhtemelen bu da benim en azından 5-10 kere izleyeceğim bir film olacak. Yani dün geceki o şey durumu çok hoştu. Şimdi bizim yapmış, benim kendi yapmış olduğum sinemada biz gişe rakamına ya da işte gişe sayısı, seyirci sayısına göre başarıyı derecelendiriyoruz. Burada tabii insanların beğenisi, eleştirmenlerin yazıları, o dakikalarca ayakta alkışlamaları insanların çok hoş bir duygu. On dakikadan fazla olduğuna eminim. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Twitter'daki arkadaşlar tabii ekran başında oldukları için ekranın içerisinde şöyle bir şey var. Şimdi alkış yapılır. Ondan sonra o bir doygunluk seviyesi vardır o alkışın. Tiyatroda falan da olduğu gibi. O doygunluk seviyesinde böyle bir azalır gibi olur. O ara zaten hani ya birisinin gazıyla tekrardan çıkar yukarı doğru prezentosu ya da biter. Hiç bitmedi o. Ya yani o hiç durmadı yani. O boşluk hiç olmadı yani. Hatta bir ara ben ne zaman bitecek falan filan diye endişe etmedim değil yani. Çünkü bitmiyordu yani. Şaşkınız çünkü şu yüzden şaşkınız. Çok edebi, çok derin, felsefi cümlelerin olduğu, çok şu ana kadarki belki de Bilge'nin yaptığı en sert, hem dil anlamında, eleştirel anlamda da öyle filmlerden bir tanesi. Biz yani biraz zorlayacağını düşünüyordum ben seyirciyi, fakat böyle ben de mesela izlerken 2,5 saat falan olmuş, ben yani bittiğinde 3 saat 8 dakika olduğunu biliyorum filmin, bana 2,5 saat falan gibi geldi. Yani bir 40 dakika kısaltmışım ben izlerken, o kadar güzel aktı. Uzaktan bakıyordum yani, çok sevdiğim bir sinema değil çok açıkçası, seyirci olarak tabii söyleyebilirim bunu yani. Hani Bilge'nin sinemasını tenzih ederek söylüyorum. Şey sinema yani, art house sinema. Çok böyle heyecanlamadığım bir sinema benim. Tabii iyi örnekleri olduğu zaman, doğru iyi rejisörlerin yaptığı iyi örnekler olduğu zaman seviyorum tabii ki, ama mesafeli duruyordum. Sevdiğim birkaç tane rejisör var. Onlardan da bir tanesi Bilge Ceylan. O yüzden böyle hani bu filmle beraber tabii bir daha başka bir gözle izlediğim filmleri vardı. Onları demek ki böyle oluyormuş falan gibi. İnsanın karakterini tanıdığınız zaman ürettiği eserle ilgili daha fazla fikir sahibi olursunuz. Bu sadece Bilge üzerinden söylemiyorum. Herhangi bir ressamla tanıştığınız zaman da öyledir. Yani hem ressamın şahsiyetini tanıyıp eserini gördüğünüz zaman daha iyi anlarsınız neyi nasıl ürettiğini. O anlamda Bilge müthiş. Tanıştıktan sonra da hayran olduğum bir adam oldu. Salgı Çengi ikimizi çekmeden önce Bilge görüşmek istedi bizle, benle. Görüştük, çok da iyi anlaştık. Benim hiç bir zaman yapmayı düşünmediğim, hatta belki işte ilerleyen yaşlarımda yapmayı planladığım bir şeydi bu. Bir sanat filminde oynamak esasında, artı ağız bir filmde oynamak. Önce bir şey yapamadım ama kendimi konumlandıramadım. Sonra senaryo okuyunca çok sevdim yani. Yani hem oynadığım adam İdris'i çok sevdim. Baba oğul arasındaki ilişkiyi çok sevdim. İdris'in kendi babasıyla ve İdris'in oğluyla, hani baba oğul üçlemesi.
üç kuşak bir hikaye anlatıyor. Onu çok sevdim ben. Bu hikayenin içerisinde olmam lazım dedim benim. Ve bu filmin içerisinde bir şekilde olmam lazım dedim. Öyle başladık, öyle anlaştık. Sanırım en başta önce baba... Çekimler 3,5 ay sürdü. Bizim normalde 6-7 hafta falan sürer bizim setlerimiz, filmlerimiz. 3,5 ay çok uzun bir süre tabii film için. Yani bir duyguya girmek, o duyguyu bırakmamak, filmin sonuna kadar o duygu taşımak biraz zordu. Sadece orası zordu ama yani. Onun haricinde çalışması çok keyifli bir adam Bilge. Heyecanlı, girişken, girişimci, risk almayı seven bir adam. O yüzden böyle heyecanla çalışıyorsun. Dolayısıyla da hani sana birçok şey zor gelebilecek başka zamanlarda, başka rejissörlerle zor gelebilecek birçok şey hallolmuş oluyor. Her aşamasında ama bunu yapıyor Bilge. Yani senaryosundan, rejisinden, kastından her aşamasında. Film bittikten sonraki süreçte de aynı şekilde. Oyuncuya çok değer veren bir rejisör. Onu da karşılığını alıyor zaten. Yani tabii uyandırdı. Fakat bir taraftan mutlu da oldum. Çünkü bizim Seyle çok güzel bir ilişkimiz var Selçuk Aydemir'le. Yıllardır, 12 yıl oldu neredeyse. Ahmet Kurallı da öyle yani. O Ahmet'le de 11 yıl oldu. Müthiş bir ilişkimiz var ve hani Selçuk'tan başka hiç kimse düşünemez diye düşünüyorduk bize verilen rolleri. Ben öyle düşünüyordum. Yani hiç kimse Ahmet Kural'a Türkçü Fikret'i vermez Düğün Dernek'teki. Bana da Çeto'yu vermez. Vizyonla alakalı bir şey bu. O rolü vermeyen arkadaşlar vizyonuyla alakalı. Birbirimizin peşinden gitmemizin de en büyük sebebi bu vizyonumuz zaten. Ahmet'in ve Selçuk'un özelinde söylüyorum. Bilge Ceylan da bu rolü bana vermek istediğinde ben heyecanlandım çünkü şey yani benim için de müthiş bir deneyim. Şimdi ben 40 yaşına geldim hani 50 yaşında bir adam oynamak, emekliliği gelmiş bir öğretmen oynamak, 25 yaşında evladı olan bir adam oynamak Bilge'den de başka kimse herhalde bana bu rolü vermezdi. Vizyon sahibi insanların hali başka oluyor yani. Beraber hani olağanüstü bir toplum ve çok iyi anlıyorlar sanattan. Hemen hemen her alanından çok iyi anlıyorlar. Bilge de sinema anlamında onların hayranlıkla baktığı birisi. Bu hayranlığı onların gözlerinde salonda veya işte bir davette veya bir toplantıda, bir kokteylde, bir galada görmek de ekstra bir Türk olarak gurur verici bir şey. İyi ki dedim çalışmışım, bu filmde olmuşum. Yok zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yani uzun süre zannetmiyorum. Hatta hiç zannetmiyorum. Yani yaptım, gördüm. Güzel, çok çok müthiş bir deneyim oldu benim için. Tabii hani yarın bir gün bir adam çıkar, müthiş yetenekli. O zaman her şey değişir. Ama hani ben daha başka bir yerden yaklaşıyorum mesleğe, daha başka bir yerden bakıyorum. Zaten çok mutlu oldum ve çok saygı duyduğum ve hayran olduğum insanlarla çalışmak istiyorum. Eğer bu hayranlık yoksa çalışmazsan da olur. Benim için şahsen çok mutlu olduğum bir festival oldu bu. İlk festivalinde böyle bir şey yaşadım. Ekip olarak bizim için yani TR4033 sahip olduğum şirketin ve hani temsil ettiğim Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural için de müthiş bir gurur verici bir şey oldu. Çünkü market kısmında yani film marketing kısmında Marco Decan'da gösterilen ilk endüstriyel komedi filmi oldu bizim filmimiz Türk sineması tarihinde. Bu bizim için çok güzel bir şey. Endüstriyel filmler daha önce gösterilmiş evet. Ama uluslararası arenaya çıkacak beğeniye sahip olduğu düşünülen, takdiri görülen ilk film bizimkisi oldu komedi filmi. Çok da güzel reaksiyonlar aldık. Uzak Doğulular çok ilgilendiler. O bizi çok mutlu etti. Özellikle Çinliler çok sevdiler filmi. Çünkü çok önemli bir pazar bizim için. Hem dünya için de önemli bir pazar ama bizim için de çok önemli bir pazar. O yüzden çok mutlu olduk. Vallahi işte Melis Hanım sağ olsun Matchpoint şirketiyle çalışıyoruz. Melis Hanım sağ olsun müthiş cansiperane çalışıyor. Mütemadiyen millerinle görüşüyor ve hep Uzak Doğulu. Her Uzak Doğulu lafını duyduğumda mutlu oluyorum. Çok çok güzel bir şey çünkü bizim için hani. Evrensel bir komedi filmi yapmak. Çok değerli yani. Hatta bizim filmde de yani Bilge Ceylan'ın filmde de bazı yerlerde çok güldü insanlar. Çok hoşumuza gitti. Çok hoşuma gitti benim yani. Gösterim marketin ilk günüydü. 8'inde yaptık gösterimimizi.
güzel bir gösterim geçti. Hatta gelen teklifler açıkçası bazıları da gösterimde izleyenlerden geldi. Benim için gösterimler çok kıymetli çünkü hiç kültürü bizimkine benzemeyen insanların verdiği tepkiler. Özellikle orada bir Amerikalı, bir Çinli, bir de İngiliz vardı. Karınları ağrıyana kadar güldüler filme. Ve altyazılı oynadı. Yani dublajcı vesaire de değildi. Kıymetli bir bilgi. Aynı zamanda biz şu anda başka bir çalışma da yapıyoruz. Çünkü benim için Latin Amerika da çok önemli. Hem sinema pazarı olarak hem de dizilerden sonra filmlerin de o tarafta yayılması açısından. Filme İngilizce, fragmanların İngilizce dublajını ve İspanyolca dublajını yaptırıyoruz. Böylece bakalım bizi ne kadar iyi taklit edebilen bir seslendirmeyle karşılaşacağız. Bunun üzerinden de ilgilerini çekmek için her şeyi yapıyoruz şu anda. İşte tanıtımlarımızı yaptık. Yine aynı şekilde haberler ve reklamlarımız devam ediyor. Filmin başarısı da IMDb ratingi de hepsi bunların destekçisi aslında. Tek taraflı bir çalışma değil. Oyuncular zaten Türkiye'deki gişesi için sürekli şehir şehir sinema sinema gezdiler. Bu da çok kıymetli bir şey. Burada aynı zamanda başrol oyuncusu Murat Cemcir'in Ahlat Ağacı filminde de oynadığı için Competition'da da bir filmi var ki bu da bizim için çok kıymetli. Çünkü sadece komedyen olmayan çok kıymetli oyuncumuz var. Hani bazı konuşmalar yapılmasın. Aslında konuşmanın yapılmaya ihtiyacı vardır. Ama o yapılmasın diye... Hayırlısı.